kapanışı nasıl yapayım o zaman? Biz aldık bir. Çıkmamız şey lazım. Sadece birkaç soru soracağım. Yok vallahi. Gerçekten çok birkaç soru soracağım. O da sadece şeyler. Murathan Mungan'la yollarınız nasıl kesişti? Valla Murathan Mungan'la kesişmedi. Organizasyonu yapan kişilerle kesişti. Zaten şarkılarını yani severek, dinleyerek, yani sözlerini dinlediğimiz, bildiğimiz bir isimdi. O yüzden de çok keyif aldım. Çok da güzel bir şarkı denk geldi bana. Yani umarım layığıyla söyleyebilirim. Hazırlık aşamaları da keyifliydi. Evet. Yani evet, güzel geçti. İlk provamızdı. Birkaç provamız daha olacak. 23 akşamına kadar hazırlanmış oluruz. Peki az önce Damla Hanım'la beraber şey dediniz. Yeni böyle single. Yok ya, şaka yaptık ya. Şaka yaptık. Olabilir, neden olur? Yok canım, hiç öyle bir niyetimiz yok. Peki yeni bir projeniz var mı? Şimdi 3 Kuruş diye bir diziye başlayacağız. Onun hazırlıkları var. Erşen Kuner'in son haftası. Onu çekmeye devam ediyoruz. Bir Ezgi'nin bir sağlık sorunu, yani Covid olmuştu Ezgi. Onun için biraz durmuştuk. Şimdi geri döndü çok şükür, sağlığına da kavuştu. Onu bitiriyoruz. Son 4-5 günümüz. Ardından da öteki işimize başlayacağız. Bir sorum var. Ceren Hanım'la aranızda bir ilişki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sevgiler. Abi ben bu proje için Kadıköy'den geldim. Çok heyecanlıyız. Yani Damla'nın da söylediği gibi büyük müzisyenlerle beraberiz. O yüzden de umarım yani bu güzel şarkıları hakkıyla seslendirebiliriz. Bizim için de değişik bir deneyim, öyle mi? Yani ilk kez herhalde böyle bir. Evet evet, yani hani böyle eş dost ortamında hani yemekte falan şarkı zaten söylerken şimdi bir anda böyle bir şey oldu. Sert bir geçiş hatta, evet, orkestrayla birlikte söylüyor. Çok güzel, çok keyifli olacak. O yüzden çok heyecanlı, böyle korkuyla heyecan arasında bir yerdeyim. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Murathan Mungan'la bu proje için yollarınız nasıl kesişti? Murathan Mungan bana ilk albümümü teklif eden sanatçıdır, isimdir. 1991'de Kayan abinin vokalistiyken ilk albüm projesiyle bana gelen isimdir, büyük isimdir. Gerçekleşmedi ama 30 sene sonra sahnede onun şarkılarını söylemek, belki de bu şarkıları ben söyleyecektim o zaman eğer öyle bir proje olsaydı, onun heyecanını yaşıyorum şimdi. 30 sene sonra Murathan Bey'le, Murathan Bey'in şarkılarıyla sahnedeyiz. Çok büyük heyecan benim için tabii ki. Bu güzel şarkıları seslendirme onuruna nail oldum. Çok keyifli, keyifliyim. Peki hazırlık aşamasında neler yaşadınız, nasıl geçti süreç? Nurcan Karaca'nın projesi zaten bu. Benim eski menajerim kendisi. New York'tayken aradı bir gün, dedi böyle böyle bir projemiz var, Murathan Mungan projemiz var, nasıl bakarsın? Uçtum tabii projeye ve proje için geldim New York'tan. Şimdi de provalarımıza başladık ve senfonik olması çok önemli Alper Kömürcü eşliğinde. Sevgili Ceylan Ertem'le birlikte söyleyeceğiz. Uras Kaygılaroğlu sürprizimiz. Sürpriz sağcımız Damla Sönmez, benim güzeller güzeli kardeşim. Onunla da New York'ta beraberdik daha önceden. Onu burada görmek, ona kavuşmak çok keyifli. Herkesle, bütün sevdiklerimle bir aradayım. Tekrardan bir albüm çıkartmak istiyor musunuz? Ben zaten yapıyorum her sene. Mutlaka bir şarkıda oluyorum, projelerde oluyorum. Şu anda Şehrazat'ın Best Of'u yapıldı, onu okudum New York'ta. Genco Arı düzenledi. Sözümüzü Şehrazat'a ait bir şarkı. O da yakında gelecek. Sonra da benim şarkılarım gelecek tekrar. New York'tan bu proje için geldiğinizi öğrendik. Evet. Peki pandemi sürecinde neredeydiniz? New York'taydım. Sahnemiz vardı Drom'da, New York'ta, Manhattan'da. Zülfü abinin projesiydi. Zülfü abinin şarkılarını söylüyorduk. Zülfü Bey de gelmişti. 3 gece üst üste. Ondan sonra biz hepimiz Mart ayında, 2020'nin Mart ayında hastalandık. İlk yakalananlardanız yani. Maşallah güzel geçti. Bir şey olmadı. Bir zorluğumuz olmadı. Kolay atlattık. Geçmiş olsun tekrardan. Peki sizce her oyuncu aynı zamanda mutlaka şarkı söyleyebilmeli mi? Yoksa sadece tek başına rol yapabiliyor olmak yeterli mi?
Bence bir bütün olması gerekiyor. Yani mutlaka bir kulağının olması gerekiyor diye düşünüyorum. İyi oyuncunun dans edebilmesini de isterim ben. Görmek istediğim oyuncu, sevdiğim oyuncunun. Yani hepsinden biraz olması lazım diye düşünüyorum. Peki son dönemde hayatınıza kattığınız yeni bir alışkanlığınız var mı? Daha çok yürüyorum. Pandemi kilolarını atlatmak için daha çok yürüyorum, yürümeye çalışıyorum diyeyim aslında. Bu aralar dizimde bir sakatlık var. Çok yürüdüğüm için herhalde bir yırtılma oldu. Ama ben hep normalde parende atan, şipagat açan, amuda kalkan bir tipimdir. Hani bu ağırlığıma bakmayın. Herhalde onları yaparken yine pandemiden kurtulduk diye bir enerjiyle galiba dizimde bir yeri yırtmışım. Şimdi tekrar yürüyüşe başladım. Yürüyüşü keşfettim diğerlerinin dışında. Tenis oynuyordum. Artık onları oynayamıyorum. Bir süre sonra beni amuda kalkarken görebilirsiniz. İnşallah. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün seyircilerinize çok sevgilerimi sunuyorum. Kucaklıyorum hepinizi. Teşekkür ediyorum. Senfonik olacağını duyduğum için çok mutlu oldum. Özellikle Alper Kömürcü'nün başında olduğundan çok mutluyum. Ve canım benim bir tanecik Damlacığım ve Urazcığım ve Ceylancığımla olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra Türkiye'de olmanın da sevincini taşıyorum.